Seyretmen inşallah. Şey, aynı. Vardan atıyorsun, evet, aynı. İmza atıyorsunuz. Çocuğun ismi. Evet, sağlık olmamız lazım bizim. Öncelikle kulübümüzden bahsetmek istiyorum ben. Hozan Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın spor yapmaları için, kaliteli zaman geçirmeleri için, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için zaten onlarca kurs açıyorduk. Biz bu eğitimlerin bir üst seviyeye çıkması için, daha profesyonel anlamda icra edilebilmesi için 2019 yılında Hozan Halk Eğitim Merkezi spor kulübümüzü kurduk. 8 ayrı branşta 240 lisanslı sporcularımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de burada Enerjisa Öğretim AŞ ile kulübümüz arasında yapılacak malzeme yardımları, mentörlük hizmetleri ve gıda yardımı konusunda bir araya geldik. Ben Enerjisa Öğretim AŞ'ye bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışın artarak diğer kulüplere de yapılmasını temenni ediyorum. Evet, seni tanıyabilir miyim? Ben Zeliha Alsan, milli sporcuyum. Biz pandemi sürecinde yastıklarla antrenman yaparken bugün profesyonel bir şekilde minderde antrenman yapıyoruz. Sponsorumuz olan Enerjisa'ya teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Adım Cansu Özdemir. Geçen sene Türkiye ikincisi olmuştum. Pandemi döneminde evde kendim manken yaparak çalıştım. Şimdi Enerjisa size destek sağladığı için daha iyi çalışabileceğimi düşünüyorum. Evet, zor bir süreçti. Neler yaşadın o süreçte? Yani evde kendim yapabildiğimde çalıştım. Eski kıyafetlerimden manken yapmıştım. Ailemle çalıştım, dalma yaptım onlara. Hatice Nursarı ismim. Geçen yıl iki kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Pandemi nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. Antrenörümüzün desteği ve ilgisiyle evde antrenman yaptık. Bizi takip ettiler yakından uzaktan, müdürlerimiz olsun. Çok destek verdiler. Ya aslında biraz zordu, ev küçüktü, dardı ama çalışmak isteyen insan, hedefi olan insan her türlü çalışır. Yani biz antrenörlerimizden, hocalarımızdan, büyüklerimizden böyle gördük. Çalışmak isteyen her türlü çalışır, her türlü bir şey bulur. Ama mazeret üretip mesela biz de dinlenseydik, yatsaydık yani olmazdı. Hedefin? Hedefim olimpiyat inşallah. Peki malzemelerine kavuştun? Neler istedin? Çok iyi oldu. Evde yastıkla çalışıyorduk aslında. Mankene benziyor ama onlar kadar hafif. Onlardan hafif ve kolları falan yoktu mesela. Mankenle şu an çok teşekkür ederiz Enerjisa'ya. Onların sayesinde mankenlerimiz oldu. Çok daha kolay yapabiliyoruz antrenmanı. Bir adam yerine koyuyoruz yani. Hareketlerde daha kolaylaşıyoruz. Birbirimize temas edemediğimiz için çok teşekkür ederiz. Nereye bakacağız? Evet. Arkada bak inşallah. Hangi